Ender Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayım. Bugün tanıtacağımız ürün Fepe markasının Fepe 9011 ve 9009 modelli şarjlı el fenerli radyosu arkadaşlar. Hem Bluetooth hoparlör, hem flash bellek ile müzik dinleyebilme, hem hafıza kartı, TF kart ile müzik dinleyebilme, hem AUX ile müzik dinleyebilme. Aynı zamanda taşınabilir, şarj edilebilir. FM, radyo ve el feneri arkadaşlar. Bunun kutu açılımını yapacağız. Üründen biraz bahsedeyim. Fepe markası bunu kaset çalarlarını ve farklı radyolarını da satıyorduk. Çin malı bir ürün. Çin'de kendini ispatlamış bir firma Fepe markası arkadaşlar. Radyoları gayet kaliteli, kaliteli ürünler üretiyor. Bu da yine şöyle GTIN kodu kayıtlı, orijinal bir üründür. Şarj edilebilir. 18650 kodlu, 3.7 voltla şarj olan 1200 miliamperlik bir bataryaya sahip arkadaşlar. Kutu açılımına geçelim. İnceleyelim ürünümüzü. Kutu içerisinden çıkanlar bir adet radyomuz, bir adet şarj kablosu ve bir adet İngilizce kullanma kılavuzu ve teknik bilgilerin yer aldığı bir belge. Bunu bir kenara bırakalım. Biz bunu inceleyeceğiz zaten. Şundan da bahsedelim. Ürünün hem tamamen siyah rengi mevcut, hem şöyle siyah mavi rengi mevcut, hem de kutu üzerinde olan kırmızı siyah renkleri mevcut. Satın alma sayfasında renk seçeneklerinde bu renklerden birini seçerek sevmiş olduğunuz rengi satın alabilirsiniz. Ürün kutusu içerisinde şöyle balonlu naylonla, pat pat dediğimiz balonlu naylonla bize gelmektedir. Aynı zamanda Bayındır Elektronik mağazamızda ürünü satın aldığınızda da ürün aynı zamanda kutu üzerinden de balonlu naylonla sarılarak kargoda herhangi bir deformasyon veya hasara uğramaması açısından bu şekilde gönderilmektedir. Aynı zamanda hediye paketi de yapılmaktadır. Bunların da bilgisini vermiş olalım. Bunları bir kenara koyduktan sonra ürünü geçelim. Şöyle içerisinden mikro USB, bir tarafı USB şarj kablosu çıkmaktadır arkadaşlar. Kutu içerisinde herhangi bir adaptör çıkmıyor. Siz bunu telefonunuzun adaptörüyle veyahut da powerbank'ten veyahut da USB güç kaynağından şarj edebilirsiniz. Bunu da bir kenara koydum. Ürünün muhtemelen şarjı vardır. Şurada açma kapama düğmesinin yanında bir güvenlik bandı var. Bunu çıkarıyorum. Şurada da bir koruma kiti var. Onu da çıkardım. Şurada off kısmı var. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Off kısmı MP3 modu, radyo modu ve LED modu var. Onun dışında burada 3-4 band bulunmaktadır arkadaşlar. Ondan da bahsedelim. FM bandı, AM bandı, SV yani kısa dalga birinci band ve kısa dalga ikinci band olmak üzere 4 farklı band bulunmaktadır. Ürünün şurasında ise ses açma kısma düğmesi bulunmaktadır. Play pause düğmesi aynı zamanda ledleri açıyor. Şurada reply düğmesi, ileri geri düğmeleri ve frekans çubuğunu hareket ettiren bir şurada şöyle gösterelim. Frekans çubuğunu şurada gördüğünüz gibi hareket ettiren bir düğme bulunmaktadır. Şurada da teleskopik bir anten var. Arka tarafından bahsedelim tekrardan. Şurada dediğim gibi 18650 şarj edilebilir bir pil var. Siz bu pilden yedek olarak da satın alabilirsiniz aynı zamanda. Ve USB flash bellek yeri, şarj giriş yeri, TF hafıza kart giriş yeri, AUX in giriş yeri, şarj olduğunu gösteren kısım ve aynı zamanda adaptörle de şarj olmaktadır. Ancak kutu içerisinden adaptör çıkmamaktadır. Onun da bilgisini verelim arkadaşlar. Şimdi ürünü çalıştıralım. Bluetooth modunda çalıştırdık arkadaşlar. Öncelikle flash bellek takarak ya da Bluetooth ile bağlanalım. Bluetooth ismi FPBT diye geçmektedir. Şu anda Bluetooth ile bağlandık arkadaşlar. Bir müzik açalım. YouTube'dan telifsiz bir müzik açalım. Bir Zeki Müren müziği açalım. Klasik olsun. Şu anda internetimde biraz problem var. Bluetooth kısmı bu şekildeydi. Şöyle gördüğünüz gibi internetim
Bluetooth'tan kapattım. Şimdi flash bellek ile deneyeceğim. Play by USB drive. Okay, by USB drive. Arkadaşlar burada pasif hoparlör var ve buradan süper bas süper bas buradan vurmakta arkadaşlar. Şöyle bir... Şuradan LED'ini gösterelim. Bir de radyoya geçelim. FM bandı. Bundan da telif yemeyiz herhalde. Bakın arkadaşlar, anteni açmadan gayet radyosu çok güzel çekiyor. Şimdi LED ışığını açalım arkadaşlar. Şöyle size doğru tutuyorum, parlıyordur muhtemelen. Şöyle masaya doğru da tutayım. Gördüğünüz gibi el feneri olarak şöyle gece bekçisi arkadaşlar, güvenlik arkadaşlar, polis arkadaşlar ya da gece çalışan arkadaşlar el feneri olarak da ya da kampa giden, balığa giden arkadaşlar bu cihazı kesinlikle tavsiye ederim. Şunlardan bahsedeyim. Bunları bana daha çok soruluyor. Onlara hemen size bilgilerini vereceğim arkadaşlar. Şimdi ürünün bütün özelliklerinden tekrar bahsedelim. Baştan alalım. İşinize yarar mı, yaramaz mı? Tavsiye eder miyim, etmez miyim? Buna ben tavsiyelerimi söyleyeceğim. Sizler de buna kendiniz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üründe 4 farklı radyo bandı bulunmaktadır. AM bandı, FM bandı, SV1 bandı, SV2 bandı olmak üzere 4 farklı band bulunmaktadır. Onun haricinde MP3 modunda ise Bluetooth özelliği var. USB flash bellek ile müzik dinleme özelliği var. Hafıza kartı ile müzik dinleme özelliği var. Onun haricinde AUX girişi ile müzik dinleme özelliği var. Ve içerisinde 18650 kodlu şarj edilebilir pil var. Kapasitesi 1200 mAh. Siz buna 2500 mAh'lik, 3000 mAh'lik piller de takabilirsiniz. Ya da yedek olarak bir pil daha alabilirsiniz. Örneğin kampa gidiyorsunuz, pikniğe gidiyorsunuz. Birkaç gün dışarıda geçireceksiniz. Yedek pil almanızda fayda var. Onun dışında şurada el fenerini kullanabilirsiniz. Radyo özelliğini kullanabilirsiniz. Buyurun. Ben bir şey soracağım. Peki tabii. Kampa gittiğimizde powerbank ile şarj etme ihtimalimiz var mı? Tabii ki powerbank ile şarj edebilirsiniz. Videonun başında da şunu söylemiştim. Burada micro USB girişi var. Bu micro USB girişini şarj giriş yerine takacaksınız. Ve şurada da bir USB giriş kısmı var. Bu USB'yi de ister adaptörle ister powerbank ile USB güç kaynağı veren herhangi bir şeyle şarj edebilirsiniz. Getirin test edelim. Şuradan bir powerbank alacağım. Örneğin bu 20 binlik bir power bank, 30 binlik, 40 binlik power bankler de var. Yalnız da bunu da götürebilirsiniz. Şurada şarj giriş yerine DC 5 volt dediğim kısma taktığınızda bakın şurada şarj gösterge ışığı kırmızı olarak yandı. Şu anda bir yandan şarj oluyor.
Onun da bilgisini vermiş olalım arkadaşlar. Teleskopik anteni var. Az önce radyosunu test ettik. Radyosunda herhangi bir anten açmadan dahi gayet güzel çekti arkadaşlar. Tabii yani konuma göre farklılık gösterebilir. Anten de var. Zaten teleskopik anten. Radyosundan da faydalanabilirsiniz. Çok güzel bir ürün. Fiyatına değinecek olursak da 100-120 lira bandında satılan bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim. Malzeme kalitesi gayet iyi. Taşıma askılı, mat, siyah rengi, mavi rengi mevcut, kırmızı rengi mevcut. Kesinlikle tavsiye edebileceğim ve en önemli özellik şuradaki subwoofer özelliği arkadaşlar. Buradan da pasif hoparlörden baslı müziklerde müziğin gerçekten kalitesini tizlerine, baslarına kadar hissetmenize neden olmaktadır arkadaşlar. Ürün bu şekilde. Radyo sever arkadaşlar, el feneri, bunları yorumlar kısmında sizlerin de görüşlerinizi yazmanızı isterim arkadaşlar. Ürünler hakkında tartışmayı seviyorum çünkü. Sizlerin de önerileriniz varsa ya da sorularınız varsa yorumlar kısmından muhakkak bize yazın. Ve videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.